Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili izleyicilerim, hoş geldiniz. Videolarıma değer verip izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Ve bu hafta gökyüzünde neler var? 11 Ocak ve 17 Ocak haftasında size kısaca onlardan bahsedeceğim. Gün gün biliyorum ki onlarla takip ediyorsunuz ve onlarla hareket ediyorsunuz. Evet, pazartesi günüyle başlayalım. Pazartesi günü güzel bir gün. Özellikle Yay burcunda evet güne başlıyoruz ama saat 14.29'da Ay Oğlak burcuna geçecek ve akşam saatlerinde Mars'la 19-20 sıralarında uyumlu bir görünümde olacak. Bu istikrarlı ilerlemek, doğru kararlar vermek, daha rahat birbirimize iletişim kurmak için güzel bir gün. Çünkü bugün yine akşam saatlerinde Merkür ve Jüpiter kavuşuyor. Bu da kendimizi anlatmak, fikirlerimizi ortaya koymak, bir şekilde öğrenmekle de ilgili olduğu için, duyurular yapmak için de oldukça güzel bir açıdır. Kendinizi anlatmak, özel bir işinizi, önemli bir projenizi mesela sunmak için yine çok güzel bir açıdır. Ve yine aynı saatlerde bu sefer Jüpiter Şiron'la çok uyumlu bir açıda. Bu bir şifadır. Bu bir iyileştirme açısıdır. Kişi kendini ve bulunduğu sosyal çevre içerisinde kurduğu ilişkilerde de şifa verebilir ve şifa alabilir. Bu ilişkilerimizi düzeltmek anlamında güzeldir. Ve gece saatlerinde yine çok güzel bir açı var. Saat 23 sıralarında Ay Venüs'le kavuşuyor. Bu da ilişkilerimizi, sevgiyi alıp verme şeklimizde daha kararlı ilerleyebileceğimizi, önemli kararlar alabileceğimizi işaret ediyor. Yani günün ikinci yarısı gerçekten çok önemli etkiler var. Önemli işleriniz için değerlendirebileceğiniz güzel bir gün. Salı gününe geçtiğimizde 12 Ocak Salı günü Ay bütün gün Oğlak burcunda. Tabii ki ciddiyet, disiplin, otorite, anne baba figürü kişiler yine gündemimize ve tabii ki de para, mesela Oğlak burcu parayı işaret ettiği için hemen açılara bakıyoruz. Bugün biraz stresli bir gün Salı günü. Sabah saatlerinde Ay'ın Şiron'a bir karesi varmış. 17 sıralarında Ay'ın Uranüs'e ve akşam gece saatlerinde de Ay'ın Şiron'a ve aynı anda da Neptün'e uyumlu bir açısı var. Ancak bugün öncelikle şunu söyleyelim. Bugün Merkür ile Uranüs arasında bir kare açı var. Tabii bu önemli bir, sert bir etkileşimdir. Özellikle stresli durumları ortaya çıkartabilir. Zaten yeni ay arifesinde bir gün, biliyorsunuz plütonik bir yeni ayımız var. Gerginliği arttırıcı düşünce ve fikirler ortaya çıkabilir. Sürpriz bazı konularla aniden gündemimizi değiştirecek bir olayla mesela karşılaşabiliriz. Ki Merkür hava grubunda, bu bazen elektrik, elektronik, dijital konular, işte trafikle ilgili, hava yolları ile ilgili konularda da olumsuzluklar, hava koşullarında da ani olumsuzluklar getirebilir ama konuştuklarımıza, sözlerimize de yine dikkat edilmesi gereken bir gün. Özellikle saat 17 sıralarında biraz daha ekstra dikkat edin ve bugün akşam saatlerinde yine ilişkilerle ilgili konularda konuşmalarımıza veya düşüncelerimize de aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz zorlayıcı bir gün ama gece saatlerinde bir sürpriz gelişmeyle de karşılaşabilirsiniz. Çarşamba güne geçtiğimizde ayımız sabah 10'da boşluğa giriyor ve saat 19.43'e kadar aslında çarşamba günü tüm gün diyebilirim. Ayımız boşlukta seyahat edecek. Çünkü sabah erken saatlerinde yeni ay oluşacak. Ay Güneş'le ve Plüton'la kavuşarak sabah saat 7 sıralarında yeni ay oluşturacak ve ondan sonra yapacağı bir açıyla da boşluğa giriyor. Ve bugün Satürn ve Mars arasında bu kare açı dediğimiz açı aslında kesinleşiyor. Yine isyankar bir açıdır. Kavga, tartışma, patlama, itiraz etme enerjisi çok yüksek olacağı için gerçekten kazalara da, Allah korusun, buna benzer şeylere de dikkat etmek gereken bir gün. Çok koşulları zorlamamak gereken bir enerji açısıdır bu. Problem yaşadığınız konuların ya da kişilerin üzerine gereksiz yere gitmekte hiçbir fayda olmayacaktır. Biraz daha sakince bu anın geçmesini beklemek en faydalı olan olacak. Perşembe gününe geçtiğimizde ayımız tüm gün Kova burcunda, hem perşembe hem cuma günü. Dolayısıyla biraz daha esnek aslında iki gün bizi bekliyor diyebiliriz. Yenilikler günü. Yeni haberler, yeni düşünceler, yeni konulara kanalize olmak ve yeni bir fikre aslında adapte olmak üzere çalışacak bugün. Açılara baktığımızda bugün sürpriz ilişkiler için de önemli bir durum. Neden? Şimdi Ay Kova'da yenilik dedik. Uranüs-Venüs üçgeni var. Bu da yenilik demektir. Ani bir aşk, ani bir sevgi mesela, sürpriz bir para gelebilir, getirebilir. Toprak grubunda biliyorsunuz. Venüs toprak grubunda, Uranüs de toprak grubunda. Yine bu parayı, maddiyatla ilgili konuları getirecektir. Sürpriz bir teklif alabilirsiniz mesela. Toprak grubunda olduğu için ileriye dönük hedefleri aslında burada işaret eden bir haberle karşılaşabilirsiniz. Özellikle toprak grubu burçlar için sürpriz gelişmelere hakikaten çok açık bir gün. Ve bugün Güneş tam olarak Plüton'la kavuşuyor perşembe günü saat 17 sıralarında. Bu da güç çekişmeleri demektir. Otoriteye karşı gelmek demektir. Bazı yapıların değişmesi gerekiyorsa eğer bununla ilgili bazı şeylere izin vermektir, ama manipülasyonla da çok ilgilidir. Böyle bazı köşeye sıkışmışlıklar söz konusu olabilir. Topraklarla ilgili konular yine bu hafta aslında aktif olabilir. Çünkü Mars'ın Satürn'e de karesi gerçekleşecek. Dolayısıyla biraz daha hani deprem gibi, hani çok bölge veya işte şurada olacak veya %100 olacak demiyorum, ama bunlarla ilgili gelişmeleri bu ay içinde zaten daha sık duyabiliriz sevgili arkadaşlar. Ve cuma günü yine Ay Kova burcunda tüm gün boyunca. Fakat cuma günü biraz daha nispeten daha olaysız, daha sakin geçecektir. Sabah saatlerinde ayın düğümlerle bir açısı var. Özellikle kuzey düğümle bir açısı olduğu için de sabaha karşı olacak bu açı. Hedeflerimize daha kilitlenebiliriz. Yeni bir konuyla ilgilenebiliriz. Bunu yürütmek, bunu büyütmek için de adımlar atabiliriz. Cumartesi gününe geçtiğimizde ay gece saatlerinde Balık burcuna geçecek. Cumartesi, pazar hafta sonunda ay Balık burcunda. Biraz daha sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için bu iki günü, zaten aslında evlerimizdeyiz ama biraz daha duygusal bir hafta sonu bizi bekliyor aslında, öyle diyelim. Çünkü ay Balık burcunda ve ayın Balık burcunda seyahat ettiği zamanlar tabii pazar günü özellikle kavuşumu olacak. Dolayısıyla biraz daha o etkiyi artıracak bir durumdur. Genel olarak daha sakin bir cumartesi, daha duygusal bir cumartesi ve pazar bizi bekliyor olacak sevgili arkadaşlar. Evet, bu hafta hakikaten gökyüzünde o önemli büyük açıların gerçekleştiği hafta. Tansiyonların birdenbire yükselebileceği bir hafta. Yeni ay, Oğlak burcunda yeni ay videosunu izleyip burçlarınıza göre değerlendirdim. Lütfen oradan takip edebilirsiniz. Yine Oğlak burcunda burçlarınıza göre anlattığım videodaki etkiler bu hafta komple geçerli arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın. Stresten uzak durmaya çalışın. Her şeyin geçeceğini unutmayın. Hoşça kalın.